Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz hicret bahsi. Allah Teala izin verirse inşallah nasıl inşallah yarın akşam yılbaşımız Müslümanların. Dünyada tabi değişik milletler var. Değişik inançlar, dinler var. Bundan dolayı da yine dünyamızda değişik takvimler yine farklı yılbaşları var. Hristiyan yılbaşısı daha gelmeden aylarca önce herkes bunun bilincinde oluyor. Hatta hayat değişiyor ona göre. Ne yazık ki yarın akşam Müslüman'a yılbaşı olduğu halde çok çok ama sene geçiyor. İçinde bulunduğumuz ay zilhiccayi. Yarın bu ayın sonu. İnşallah bu sene yani cumartesi günü bir Muharrem olacak ve Muharrem ayı İslam'ın yeni ayıdır. Yılbaşı olmuş oluyor. Her milletin takviminde bir başlangıcı vardır. O millet için, onlar için önemli bir olay tarihte başlangıç alınmıştır. İslam'dan önce Arabistan'da da bazı büyük olaylar başlangıç sayılırdı. Mesela büyük kıtlık yılları, bazı büyük savaşlar yine bazı devletlerde büyük kişilerin imparatorların gelmesi onların ölümü tahta çıkışı tarihin başlangıcı olabiliyordu. Arabistan'da fil olayına kadar başka başka tarihler vardı. Ebre'ye gelip de Yemen'den Mekke'ye Kabe'ye saldırmak amacıyla gelip de Allah'ın izniyle orada helak olunca bu fil olayı önceki bütün olayların üzerine çıktı ve Arabistan'da artık tarihin başlangıcı fil vakası olmuştu. Mesela bir kişiye yaşı sorulduğu zaman işte fil vakasından iki yıl önce ve hatta üç yıl sonra doğduğum gibi bu konuşulurdu. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i mükerremede Allah'ın izniyle Peygamber gören başlayınca da nübüvvet konuşuldu. Nübüvvetin yani peygamberliğin birinci yılında, üçüncü yılında gibi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede Medine'ye hicret ondan sonra hicret olayı tarihte başlangıç oldu. Ve Hazreti Ömer'in zamanında sahabe ittifakı ile İslam'da hicret olayı tarihin başlangıcı olarak İslam'da kabul edildi. Şimdi inşallah bu akşam konumuz inşallah nasip olursa hicret nedir? Nasıl oluyor? Hicret yani göç dediğimiz olay tabi hiçbir kişi doğu büyü vatanından kolay kolay ayrılmak istemez. Bazı sebepler dolayısıyla kişinin işi bozulur, düzeni bozulur. Bunun da ötesinde Allah korusun düşmanı saldırır ve hata bazı yerlerde e, bazı insanlara, toplumlara baskı, zulüm yapılır. İnsanlar artık buna dayanamadığı bir duruma gelince oradan kaçarlar, göç ederler başka yerlere. Şöyle dönüp arkamıza geriye İslam tarihine baktığımızda elhamdülillah hiçbir İslam ülkesinden kaçan göçeden olmamış. Aksine hep başka ülkelerden İslam ülkesine gelmişler. Son örnek Osmanlı Devleti. Dünyanın her tarafından Osmanlı'ya sığınmışlar. Balkanlardan, Kafkaslardan, Avrupa'dan değişik dinemesi insanlarda hep Osmanlı'ya sığınmışlar. Osmanlı ülkesinde elhamdülillah İslam uygulandığı için Allah'ın adaletiyle hükmedildiği için kimseye zulüm yapılmamış. Kimseye baskı yapılmamış. Hiç kimsenin dinine karışılmamış. Bir tek kilise havrayı yıkılmamış. Bunun için elhamdülillah İslam devletlerinden kimse kaçmamış, başı göç etmemiş. Hicret yani göç, eğer din yolunda bir kişi, bir Müslüman bulunduğu ülkede dinine yaşayamaz duruma gelirse, o zaman bir kişiye göç etmesi oranın farz oluyor. Eğer bir kişi sırf dini için, Allah için göç ederse tabi bunun büyük bir eci var. Allah tabiri bizlere Tevbe Suresi ayet 20 21'de Seyyid Bismillah Ellezine amenu Mevlamız buyuruyor Ellezine amenu şu imaden kişiler önce inandılar iman ettiler. Sonra ve Haceru Allah yolunda Hicrette ettiler sır dinleri için. Ve cahidu fi sebilillah. Hicretten sonra gittiği yerde de dünyaya dalmadılar. Lüks konfor yaşantıya dalmadılar. Gittik yerlerde de Allah yolunda cihat ettiler. İslam'ı yaymaya çalışırlar. Bu değil yaptılar? Bir envalihim ve enfüsihim. Hem mallarıyla mallarını Allah yolunda, din yolunda dini yeme için ve nefisleriyle, canlarıyla çalışırlar. çalıştılar. Eazamı dereceten indallah. İşte bunlar Allah indinde, Allah katında en büyük derece bunların derecelidir Mevla buyuruyor. Yani vatanından kaçmak zorunda kaldı. Göçmek zorunda kaldı. Gurbet ellerine gitti ama rahat için değil, konfor için değil. Allah için, din için gitti ve gittiği yerde de malıyla, canıyla Allah'ın dinine hizmet ettiği işte Mevla buyuruyor. Allah katına bunlar için en yüce dereceleri vardır. Ve ülaike hümül faizün ve işte bunlar, işte onlar fevze. Kurtuluşla kavuşanlar da bunlardır. Yübeşşürühüm Rabbühüm Rableri olan Mevla onları müjdeliyor Mevlam onlara. Onlara müjde veriyor. Bir rahmetin min. Allah kendi tarafı onlara rahmetiyle müjde veriyor. Veril Allah'ın rızası onlara beraber. Allah ondan razı oluyor. Allah onlaradır. Ve cennetin lehüm fiha ne'imun mukî ve cennetin onlar için bir de tabi cennette de var ahirette. Allah'ın rahmeti, Allah'ın feyzi, Allah'ın rızası onlarla ve onların cennetler de var. Lehum fiha ne'imun mukim ve cennette onlar için devamlı nimetler var. Maddi manevi nimetler var. Yalnız tabi bu hicretin dünya amacıyla olmaması gerekiyor. Eğer bir kişi bulunduğu yerde işi bozulur da başka bir yere daha güzel iş yapmak için daha güzel para kazanmak için giderse buna hicret denmiyor tabi buna. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde ki bu hadis şerif hem Bukhari'de, hem Müslim'de vardır. İslam'ın temel ilkelerinden biridir Adı-i Şerif. Şuna buyuruyor Peygamber aleyhisselam Hazretleri, innemel e'malü bin niyat innemel e'malü ancak ve ancak ameller, yapılan işler bin niyat, niyete bağlıdır. Kişi namaz mı kılıyor, Kur'an mı okuyor, bir hayır hasenat mı yapıyor? Bir insan ne yapıyorsa o kişinin yaptığı işin karşılığı Allah katına değeri... o kişinin niyetine bağlıdır. Ve innema ma liqilumri ma ve herkese niyetinin karşılığı vardır. Ma Herkesin niyeti ne ise onun karşılığını alacaktır. Örneğin Kur'an okuyan bir kişi eğer işte bunlar bana yardım etsinler para versen diye okuyorsa onun karşılığı odur. Yani dünyada avucuna cebine para sıkıştırılır onun karşılığı budur. Allah'tan sevap alamaz. İslam için cihad eden kişi bak ne güzel kahramandır diye övürsün diye cihad ediyorsa dünyada övülür, kahramanlaştırılır, hatta efsaneleştirilir ama Allah katına bir ecir sevap alamaz. Demek ki herkes ne yapıyorsa bunun karşılığı niyetine bağlıdır. Hadisleri şöyle devam ediyor. Femen kahjetihi ilallahi ve resulihi. Kimin hicreti? Hicreti Allah'a Resulüne olursa Allah'ın dinini yaşaması için kişi bulunduğu yerde Allah'ın emrini yaşayamıyor. İslam'ı yaşayamıyorsa ve o dönemde yani kişi Mekke'den Medine'ye Allah için Resulullah kavmi için gidiyorsa fecetühü ilallahi ve Resulühü. Onun ücreti Allah Resulü'nedir. O kişi muhacirindendir. İşte onlar Allah katında büyük sevaplar vardır. Ve men kecetühü li dünya yusibuha. Bir kimse dünya amacı ile yani mal için işim daha güzel olsun diye bir kişi dünya amacı ile eğer bir yerden başka bir yere hicret göç ederse yusubuha, o amacına kavuşabilir Allah dilerse işi olabilir mülk edinebilir makam evki olabilir eymreetin yani ki veya bir kadına kıza kavuşmak için başka ülkeye giderse ona kavuşabilir, onu nikah edip alabilir. Hicretühü ila mahacere ile. O nicreti hicreti şeydir. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzülü, iniş sebebi olduğu gibi hadis-i şeriflerinde çoğunluğunda sebebi yürüdü. Peygamber bunun buyurmasını söylemesinin bir sebebi vardır. Mekke mükerremde bulunan bir müşrik yani İslam'a gelmeyen putlara tapınan bir müşrik. Mekke'de bulunan bir kadına aşık olmuş. Hem de delice ona aşık olmuş kadına. Ve kadına haber gönderiyor, talep oluyor. Bir kendisi kadına gidiyor, yalvarıyor, evlenme teklifinde bulunuyor. Kadın Müslüman, iman etmiş. Ona talep olan kişi ise müşrik, iman etmemiş. Kadın şöyle diyor, o müşrike, ben seninle evlenirim ama iki şartım var diyor. Bu iki şartımı kabul edersen evlenirim seninle. Peki ne bu şartların diyor? Birincisi önce Müslüman olman, imana gelmen. Sen müşrikken benim sana düşmez. Haram olurum ben sana. Sen bana haramsın. İkinci şartım diyor, benimle beraber diyor, Mekke'den Medine'ye hicret edelim diye göç edelim Medine'ye diyor. Bu müşrik olan kişi o kadar katı bir putçuymuş ki taşlara tapından katı putçuymuş. O sapık inancından dönemiyor, dönemiyor. Kadına çılgınca aşık olduğu halde bu iki kabul etmiyor. Tabi evlenme de hukuk bulmuyor. Bu arada kadıncağız elhamdülillah Allah ona yardım ediyor. Bir yolunu buluyor. Kadın Mekke'den kalkıyor. O kadınlığı, genç kadınlığıyla o kızgın çölleri aşıyor. Bedine ulaşıyor. Mekke'deki ona aşık olan müşrik. Kadının bedine gittiğini duyunca bu defa hasetine dayanamıyor. Bakıyor ki onunla evlenmese dünyası karardı. Gönlü kararıyor. Dünya dar geliyor kendisine. Kadına delice aşık olmuş. Bu defa bu müşrik sırf o kadına kavuşmak, onunla evlenmek amacıyla Mekke'den çıkıyor, Medine'ye geliyor. Hem İslam dinini kabul etti, hem tabi Medine'ye gelmiş oldu. Kadında evlenmemiş o geldiği zaman kadınla evlendi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'de muhacirinin yani iz edenlerin sevabından bahsetti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah yolunda Allah dinini yaşamak için Resulullah için kim ki Mekke'den Medine'ye göç ederse onun hesabından bahsedince bu kişi de tabi imanetten sonra Artık imanı güzelleşmiş ama kuvveti imana sahibi olmuş. Ayağa kalkıyor. Ya Allah acaba ben de o muhaciyenin sevap alacağım mı? diye sorunca Peygamber böyle buyurdu işte. Yani kim ki dünya için, iş için başka amaçla giderse, başka yere göç ederse ona kavuşturur. Onun odur karşılığı. Kim kadın için giderse kadını nikah alır kavuştur. O da işleti. Şimdi Mekke-i Mükerreme feth oluncaya kadar Mekke'de Medine'ye göç etmek farzdı o zaman. Mekke-i Mükerreme feth olunduğu günü Peygamber Şübri Aleyhisselam Hazretleri La Hicrete Ba'del Fethi buyurdu. Artık Mekke fethten sonra Mekke'de, Medine'ye hicret artık farz değildir. İsteyen gider yerleşir. Ama o kişi artık muhacirinin sahibine kavuşamaz. Ancak Mekke'nin dışında bir kişi bulunduğu yerde İslam'ı yaşayamıyorsa, farzları yerine getiremiyorsa, haram işlemeye zorlanıyorsa o kişi, yaşayamıyorsa o kişinin hicret etmesi, yaşayacakı gitmesi bu yine hicrettir, bu sebep Hatta bir kişi, bir kişi bulunduğu kasaba, şehirde, köyde çevresinin aşırı başsızlığından dolayı İslam yaşamıyorsa başka bir kasaba girse hatta bir kişi bulunduğu şehirden bir mahalleden başka mahalleye girse hatta bir kişi bulunduğu apartman dairesinden başka bir apartman dairesine gitse orada İslam daha iyi yaşarım. Orada komşularım daha Müslüman. Bilinçli Müslümanlar. Onlara kavuşayım diye bu niyete giderse yani bu kişi hatta yan yana ki apartman daire, apartmandan diğer bir daireye giderse yine bu kişi Allah'ın elhamdülillah muhacirin sevabına kavuşmuş oluyor. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin ve sahabelerinin Mekke'de Medine'ye hicretleri konusuna gelelim inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Mekke'ye mükerremede 40 yaşındayken nübüvvet verildi. Üç yıl sonunda Risalet, Resullük yani insanları dinen davet emri verildi. Peygamber Aleyhisselam adetleri son peygamber. Hatemül Enbiya. Peygamberlerin son halkası. Diğer önceki peygamberlerin peygamberliği yalnız bir kabile, bir toplum bile ve bir belirli zaman ile sınırlıyken peygamberin peygamberliği arkadan başka peygamber gelmeyeceği için hem kıyamete kadar geçerli hem bütün dünyayı kapsamaktadır. Ancak peygamberimizin başladığı yer Mekke-i Mükerreme. Beytullah'ın Kabe'nin bulunduğu yer Kabe şehrinden başlıyor. Ne yazık ki o günkü Mekke halkı ve civar bütün kabileler aşırı putçu taşlara tapınıyorlar. Alakan sıfır. Alakan. Günlük yaşantıları sürekli şarap içiyorlar. Alkolikler. Fuhuş açıkça yapılıyor. Kolesini kandıran kadınlar. Alasızlık son safhada kumar, birbirini ezenler, saldıranlar, gayretleri ezilen bir toplum. Gayet merhametsiz, canavarca bir toplum. Allah Teala son peygamberini onlara gönderdi. Oradan peygamber İslam'ı davete başlayacak. Yani en çetin bir toplum. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii İllahi emir gereği davete başladı. Elhamdülillah ezelde alemi ervahta yani ruhlar aleminde intanı kazananlar kavlu bela dediğimiz yani bela diye Allah'ın varlığını tasdik edenler onlar tabi elhamdülillah dünya geldikleri zamanda fazla kirlenmezler onlar. Elhamdülillah insanların böyle seçkinleri imana gelmeye başladılar. Fakat tabi büyük bir çoğunluk yani ezli bir çoğunluk Mekke-i Mükerreme'de aşırı putçular ileri gelenleri enesi yani onuru, benliği çok kuvveti olanlar İslam'a tabi gelemediler bunlar. Gelemedikleri gibi de İslam'a karşı korkun bir savaş başlattılar. İman eden Müslümanlara karşı terör, baskı, işkence, öldürme olaylar. Peygamberimiz Oradan Mekke mükerremede iki tane peygamberimizin koruyucusu vardı peygamberimiz. Tabi imadenler Peygamberimizin peygamber yanında olmakla beraber ikisi Mekke'de sözü geçen kişilerdi. Biri Ebu Talip peygamberimizin öz amacası. Biri de Hatice-ül Kübra peygamberimizin zevceyi mübarek tahiresi yani müminlerin annesi annemiz Hatice validemiz. Ebu Talip Mekke'nin Reisiydi idi. Bunun için Mekke'de bir ağırlığı vardı, sözü geçiyordu. O hayattayken peygamberimize müşrikler fazla işkene zulüm yapamıyorlardı. Yine Hatice Validemiz de Mekke mükerremede bir ağırlığı vardı bir kişiliği vardı kadın olduğu halde o da peygamber sahip çıkıyordu. Fakat da tabi peygamberlerin imtihanı ağır olduğu için nübüvvetin 10. yılında önce Ebu Talip vefat etti. Aradan 3 gün geçince Peygamberin çok sevgili eşi annemiz, Hatice validemiz o da vefat etti. O da Mevlamıza kavuştu. Peygamber Ali Semazetti artık tabi çok zor durumda kaldı. Bir de üstelik Ebu Leheb denilen kişi ki o da peygamberisi olmakla beraber peygamberimizin amansız düşmanı, İslam Kur'an düşmanı o da Ebu Talib'in yerine Mekke'nin reisi oldu. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke mükerremede görevini yapamaz hale geldi. Peygamberimize sözlü saldırılar, hakaretler, aşağılamalar, taşlamalar Peygamberimize. Peygamber bir ara Taif'e doğru gitti. Tabi imtihanı ağır, büyük imtihanı. Orada peygamberimize imameli yapılmadı. Peygamber tekrar Mekke'ye mükerremeye geldi. Artık peygamber Aleyhisselam Hazretleri gizlice ve bu arada Mekke'ye gelen yabancıları, kabirden gelenleri onlara peygamber gizlice geceleri İslam'a davet etmeye başladı. İşte nübüvvetin yani peygamberimizin peygamberliğinin 11. yılında hac mevsiminde o zamanki Araplar da müşrik oldukları halde Kabe-i Muazzama'nın kutsallığına kabullenmişler ve her yıl yine hac mevsiminde etraftan Mekke'ye gelip akıllarınca kendi inançlarına göre Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Nübüvvetin 11. yılında Peygamber Aleyhisselam adetleri gece ve Mina'da Akabe yakınlarında 6 kişiyle karşılaştı Peygamberimiz gece. ıssız tabi, karanlık. Peygamber bunlara sordu, siz kimlersiniz? Biz Medine'liyiz. Peki hangi kavim mensusunuz? Hazreciyiz dediler. Medine'de ilk kabile vardı. Evs Hazreti. Peygamberimiz onlara şöyle teklif etti. Lütfen oturur musunuz biraz? Biraz konuşalım sizinle. Biraz sohbet edelim. Bunlar hemen oturdular. Kabul ettiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunlara önce Kur'an'dan ayetler okudu. Tabi bir peygamber Allah'ın Resulü ona Kur'an inmiş. Peygamberdeki ruhsal hal, peygamberdeki manevi cezbe onları etkiledi. Peygamber mübarek ağzından Kur'an dinleyince bu Medine altı kişi tamamen değiştiler. Çok duygulandılar, etkilendiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okudu ayetlerin anlamını biraz genişletti. Onlar peygamberimiz gereken şekilde sohbeti yaptı. Bu altı kişi Medine'liler çok etkenler, çok duygulanırlar. Peygamberimiz sonra kendisi onlara tanıttı. Ben dedi işte Allah'ın Resulüyüm. Son peygamberiyim. Allah Teala benim gibi kuluna Rabbim dedi. Peygamberliği verdi. Rabbim bana bu görevi verdi insan daveti mükellefim, siz davet ediyorum dedi, Gel İslam'a gelin işte. Peygamber buna tabi İslam anlattı, İslam'ın özü tevhid, tevhid, Allah bir, mülk onun, yaratan o. Bu Medineliler hayatlarında ilk defa böyle bir şey duyunca, peygamber ve Allah bir duyunca, Önce bir sanki bir şok geçirdiler. Bir şaşkın birbirine bakıştılar. Sonra kendi aralarında yavaşça, gizlice konuştular. Sonra hep birden İslam'a gelmeyi kabul ettiler. Elhamdülillah. Allah nasip etti. Hemen Peygamberle beraber kelime-i getirdiler. Müslüman oldular. Tabi o anda peygamberimizin de sahabeleri oldular. Yani en büyük evliyaların ulaşamayacağı bir makama ulaştılar. Getirdikleri kelime şehadet, şehadetle beraber Allah'a inan imanları öyle bir kuvvetlendi, öyle yakın erdi ki Allah bir de yandılar. Cezbeye geldiler. Tamamen her şeylere değişti bunlar. Gönüller elhamdülillah nurlandı. Peki bunlar kimler şimdi muhteremler? Yani Medine'de imana gelen, insan kabul eden ilk altı kişi bunlar. Bunlar kimler? İnşallah Teberrüken. Bunların isimlerini bir sayalım inşallah Allah'ın razı olsun. Biri Esad bin Zürare Hazretleri İkincisi Rafi' bin Malik Hazretleri Üçüncüsü Avf bin Haris Hazretleri Dördüncüsü Kudbe bin Amir Hazretleri Beşincisi Akaba bin Amir Hazretleri Altıncısı da Haris bin Abdullah Hazretleri Allah razı olsun Elhamdülillah bu altı kişi Medine'nin Hazreci kabilesinden bunlar. İman Tepe Peygamber önünde imanları bir anda bütün ruhlarını, bedenlerini sardı. Etlerine, kemiklerine işledi. Gönle yerleşti. Bunlar sonra tabi Medine'ye döndüler. Döndüler ama aldıkları İslam nurun, İslam bayrağını Medine'de elhamdülillah yaymaya başladılar. Bir kişi bir davayı benimserse tabi ona çalışır. Malını, canını onun yolda verir. Bunlar da doğrudan da direkt peygamberimizden bunu aldılar. Ruhsal makamları açtılar bunlar. Medine'de elhamdülillah İslam'ın çalışma başladılar. İşte elhamdülillah bu altı kişi Medine'de İslam'ın ilk çekirdeğini oluşturdular. Onlar. Altısı birlikte başla çalışmaya. Ertesi yıl yani Hicret'in 12. yılıncı 12. yılında nübüvvetin 12 yıl bunlar elhamdülillah bu defa 12 kişi olarak Medine'ye, Mekke'ye Mekke geldiler. Onu Hazreci, ikisi de evsi, evkar kalbi olmak üzere 12 kişi yine hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. Yine akabı yakın peygamberle görüştüler. Hepsi tabi onlar iman tazediler. Peygamber bunlardan bu defa bir biat aldı. Biat. Biat sözleşme anlamına geliyor aldı. Peygamber bunlara şu şartları koştu bunlara. Bu 12 kişiye artık hiçbir zaman Allah şirk koşmayacaklar. Allah bir cahalü. Allah'tan başka hiçbir kişiyi, şahsı, maddeyi putlaştırmayacaklar. Mülk Allah'ındır. Allah'a yönecekler, onu bir bilecekler. İkincisi, zina yapmayacaklar. O dönemde Arabistan'da tabi dünyanın her tarafında o dönemde fuhuş, fuhuşiyat çok açık yapıldığı için peygamberlere bu şartı koştu. Artık zina etmeyecekler. Üçüncüsü sirkat. Hırsızlık yapmayacaklar. Kimsenin malına dokunmayacaklar. Dördüncüsü iftira etmeyecekler. Kimsenin hakkında, aleyhinde yalan söylemeyecekler, iftira etmeyecekler. Altıncısı da evlatlarını diri diri öldürmeyecekler. Peygamberlerden bu sözleşmeyi şartı koştu. Bunlar da peygamberden bu şartlarını hepsine kabullendiler. Kabullendiler. Şimdi burada son maddes şu. Evlatlarını diri diri öldürmeyecekler. Peki bir insan evladını diri diri öldürebilir mi? Şöyle insan bırakalım da hayvanlara baktığımızda ne yuvadaki kuş yavrusunu öldürür, abi ne kedi köpek yavrusunu öldürür, de ormandaki bir vahşi canavar öldürmüyor. Peki insan öldürebilir mi? İşte muhterem dinleyelim bakınız. Ne yazık ki, ne yazık ki o dönemin insanları, o dönem insanları en vahşi hayvanlardan daha vahşi imişler böyle. Gönülleri kararmış, kalpleri katılaşmış böyle şirkte, küfürde, zulümette kalmışlar. Genelde özellikle genç kızlarını, çocuklarını diri diri gömüyorlarmış. Hazreti Ömer'in zamanında sahabeden biri Şam'a yerleşti. Bu sahabe senede bir gün evinden dışarı çıkmıyormuş. Evine gelenler bunu o gün ağlarken görüyormuşlar. Yani sene bir gün evine kapanıyormuş, hep bugün ağlıyormuş. Tabi etrafın dikkatini çekmiş, ve buna soruyorlar. Soranlar sahabe değil, tabiinler. Sen diyorlar, sene bir gün evine kapanıyorsun, dışarı çıkmıyorsun, hep o gün ağlıyorsun. Acaba bunun hikmeti, sırrı ne diyorlar? O zaman şöyle cevap veriyor. Ben de diye bir zamanlar müşriktim diyor. Allah şükür koşan putperestim diyor böyle. Kalbim kas katıydı diyor. Gönlüm katıydı böyle diyor. Fuş, içki, kumar her kötülüğü yapardım diyor. Sonra elhamdülillah Allah Teala bizlere peygamber gönderdi. O peygamberin sayesinde elhamdülillah diyor. O şirkten, küfürden, zulümattan çıktım. Tevhid nuruna erdim. Allah bir de inandım. O iman nuru gönlüme parlattı, aydınlattı. Hakkı hak olarak gördüm. Gerçeği gerçek olarak gördüm diyor. İçim yumuşadı. Ama ne yazık ki diyor, ben İslam'a gelmezden önce diyor. O puçuluk dönemimde diyor. O zamanki adete ben de tabi bağlıydım diyor. Kalbim canavar ini gibiydi diyor. Bir kızcağızım vardı benim diyor. Bir kızım vardı ki bu kızım diyor şöyle 7-8 yaşlarına kızım geldi. Kızım da diye aşırı babacıydı diyor beni. beni gördüm babacığım diye koşar diyor. Kucağıma gelir, boynuma sarılırdı. Ama ne yazık ki diyor ben o zaman müşriktim, kafirdim, putperestim. Kalbim hayvandan daha beter hayvandı kalbim onda diyor. Merhametim yoktu diyor. Bir gün diye kızından habersiz diyor. Mekke'nin çıktım. Şöyle bir çukur kazdım diyor. Diğer vahşi insan yaptığı gibi diyor. Bir çukur kazdım diyor. Eve geldim diyor. Hanımdan habersiz diyor. Kızı aldım. Dedim diyor kızım gelsemez gezdireyim. Zavallı kızcağızım diyor. Zaten çok babacı diyor. Beni çok sever diyor. Tuttu elimden hiç elimi bırakmadı diyor. Yolla diyor. Hep benimle konuşuyor diyor. Ne yazık ki diyor canavar kalbim hiç merhamete gelmedi o anda diyor. Kızımı diyor kazdığım çukurun başlarına götürdüm ve kızına şöyle diyor. babakan kızım ne var burada? Zavallı kızcağız eğilip o kazılan çukura bakarken arakadan kazılan bir tekme vuruyor. Kızı çukura yuvarlıyor. Kızcağız babacığım beni kurtar diye ağlarken yalvarırken bu elleriyle can toprak atıyor, kızı diri diri gömüyor. İşte diyor, bu yaptığım vahşeti canavarlık diyor, o aklıma geliyor diyor, o iş yaptığım günü diyor, evime kapanıyorum ve ağlıyorum böyle diyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de ondan böyle bir biat şart aldı. Yani Allah'a şirk koşmayacaklar kalpleri kararmayacak, taşlara, putlara tapılmayacaklar, kimse ilahlaştırılmayacak. Hırsızlık, iftira, zina yapmayacaklar, elatını öldürmeyecekler. Bu 12 kişi tabiatıyla, imanın nuru ile gönülleri ferahlanan kişiler bu şartlara kabul ettiler. Bunlar peygamberimizden şöyle bir dilekte bulundular. Dediler ki Ya Resulallah bize derler sahabelerinden birini Medine'ye gönder. Bize hem Kur'an okumayı öğretsin hem de İslam öğretsin dediler. Tabi o anda Kur'an-ı Kerim tamamlanmamış henüz daha. Arada bir geliyordu. O güne kadar gelen ayetleri bize bildirsin. Yine yani o güne kadar bilinen İslam'ı anılsın diye peygamber bunun arkasından, bunlara peygamberimiz sahabelerinden Hazreti Musa bin Umeyr'i gönderdi. Hazreti Musa bin Umeyr Hazreti Hazretleri çok fesih konuşan açık dilli tatlı dilli güler yüzlü hiç kızmayan sinirlenmeyen usanç göstermeyen bir sahabe yapısıydı. Öyle bir sahibi, öyle yapıya sahipti kendisi. Peygamberimiz bunu gönderdi. Ya Musa, sen dedi Medine'ye git. Orada elham İslam'ı onlara anlat, tebliğ ele. Hasr-ı Musa onun arkasında Medine'ye gitti ki o gün Medine elhamdülillah Müslüman sayısı kırka ulaşmıştı. Bu sayı önemli çok. Kırklar diye buradan başlıyor. Hasr-ı Musa Medine'ye gidince Orada bulunan Müslümanlar tabi birleşti. Onlara beraber İslam'a çalışmaya başladı. Hz. Musab yarı ağaç, yarı tuğuk uykusunu terk ederek bilhassa ev sohbetleriyle ev sohbetleriyle Medine Mevere'de İslam'ı yaymaya başladı. Ve ertesi yıl yani nübüvvetin 13. yılında Hazı Musab başlamak üzere 73'ü erkek, iki de kadın olmak üzere 75 kişi Medine'den Mekke'ye geldiler. Yine Akabe yakınında Peygamberimizle gece görüşüler, Peygamberimizle tabi görüşüler, Peygamberin sohbetine dinlediler. Daha önce Peygamberi görmeyenler Peygamberi gördüler, sahibi oldular elhamdülillah. imanları kemal buldu, ruhları ruhsal zevki buldu. Mani feyizleri buldular. Fakat aklına şu geldi, Medine'ye dönünce peygambersiz yaşamak tab onlara bu zor geliyordu. Ve bunda peygamber yalvardılar. Ne olur ya Resulallah. Eshabın da, sen de artık Medine'ye geldi. Bunun üzerine peygamberlerle anlaştığı peygamberimizi Medine'de kendi evlatlarını koruyup koruma şartıyla peygamberlerle anlaşmaya biat ettiler. Peygamber Medine'ye gidilmesine karar verdi. Bunlar Medine'ye dönünce peygamberimiz Mekke'de bulunan sahabelerine izin verdi. Eshabın Artık Allah'ın emri geldi. Vakit saat geldi. İsteyen, istediği an Mekke'den çıkıp Medine'ye gitsin hicret. Fazıl'ı buyurdu. Bunun üzerine ilk olarak Hz. Ebu Seleme Hazretleri Ümmü Seleme eşiyle birlikte o yola çıktı. Arkadan diğer sahabeler üç kişi, beş kişi, yirmi kişi gruplar halinde bazen teker teker tabi gizlice ama ancak ki nakit parası olan parasını götürebiliyor evini tabi satamıyor hayvanlarını götüremiyor eşyasını götüremiyor sır İslam için İslam rahat yaşamak yaşamak için göç başladı İşte Mekke'den hicret o zaman başladı Hazreti Bekir o da tabi siz de gitmek hatta hazırlığını başlamış Peygamber'e geldi veda etmeye. Dedi ki Ya Resulallah ben dedi hazırlığını yaptım Medine'ye gitmek istiyorum. Tabi izin istedi. Peygamber şöyle buyurdu Ye Ebu Bekir sen biraz bekle sabit bakalım. İnşallah beraber gideriz. Tabi peygamberler Allah izin vermeden gidemezler. Gidemezler. Şimdi şu olaya baktığımızda peygamberimizin hak peygamber olduğu bakın nasıl ortaya açıcı çıkıyor böyle şey. Haşa peygamberimiz sıradan başka bir ideolojinin başı olsaydı bir devletin başı bir kumandan emir olsaydı ne yapardı? Önce kendi emniyetini sağlamak için önce kendidir gider peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve yanına en seçkin sahabesi adı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Halbuki Peygamberimiz Allah'ın Resulü Peygamber olduğu için ne Peygamberimiz? Eshabı izin verdi, gidin buyurdu. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hamza gibi, Hazreti Übey bin Abam gibi ki bunlara böyle savaşçı, güçlü, kuvvetli, bile kuvvetli sahabeleri Hepsini gönderdi. Mekke'de Hazreti Bekir gibi kaldı. Hazreti Bekir evet, en salak katli en pek bağlı ama çok hali, selim, yumuşak kişi böyle Medine, Mekke mükerremeden, Mekke'de bulunan Müslümanlar, yani sahabeler, Medine'ye göç etmeye başlayınca önce Mekke müşrikleri buna sevindiler. Pek de buna karşı çıkmadılar da. Dediler ki tamam bundan gitsin de belki bize kalsın dediler. Sevindiler. Ama sonra akıllara başlarına geldi. Düşündüler ki Medine'de bulunan iki kabile Evs Hazreti kabileleri. Bu iki kabile birbirine kanlı bıçaklı düşman ağırlandı. Asırlık kan davaları vardı. Bu iki kabile biri böyle sürekli savaşırlardı. Sürekli savaşırlardı böyle şey. Işte. Öyle büyük savaşı olurdu ki nice taze taze yiğitler, gençler boşu boşuna ölür. Nice genç hanımlar dul kalırdı. Çocuk yetim kalırdı. Analar babalar ağlaşırlardı. Astırlarca bu böyle devam ediyordu. İki kabile arasında bir düşmanlık vardı. Kan davası vardı. Kim vardı aralarında? Fakat elhamdülillah Medine Münevvere'ye İslam'ın güneşi gidince Hazreti Musa'nın da oraya gitmesiyle iki kabileden de kişiler İslam'a gelince İslam bunları birleştirdi. Buradaki kin muhabbete sevgiye dönüştü. Kan davası ortadan kalktı. Kardeş olurlar. Yan yana omuz omuza elhamdülillah cemaat namaz kılmaya başladılar. Sohbete bir araya gelmeye başladılar. Şimdi düşününmek Mekke müşrikleri Medine'deki Evz hacit kabileleri İslam ile kardeş oldular. Kan davası artık geride tarihte gömülü kaldı. Bir de Mekke'de giden Müslümanlar da onlarla birleşince Medine Münevvere'de büyük bir İslam gücü oluşuyor. Mekke'lerin de can damarı ticaretti. Şam'la malıp satıp da Şam'a giderlerdi. Medine-i de Mekke'lerin Şam yolu üzerinde. Mekke'liler burasını düşününce çıldır gibi oldular. Hemen toplamaya karar verdiler. Müşriklerin başları. Benim Nedve denilen bir ev vardı. Mekke'liler toplanırlardı. Önemli işlerine görüşmek için. Bunun üzerine müşriklerin ele başları liderleri en azgınları, vahşileri 12 kişi orada toplanlar gizlice kapları kapatırlar kimseye almadılar içeriye. Tam buna toplanınca yaşlı bir pirifani geldi. Dinç ama yaşlı elinde asa. O da işe girmek istedi. Kimse ne dediler ben de dedi, Necd ehlindenim. Oran şeyhim. Oran lideriyim ben. Size yardım etmeye geldim dedi. Bunu aldılar, aldılar, aldılar. Bu meğer tabi şeytanmış aleyhine. İnsan şeklinde onlara göründü. Bunun üzerine toplumun müşrikler bir önlem almaya ne yapalım diye bir önlem almaya konuşma başladılar. Önce söze Ebu'l Bahtari denen sapık müşrik o size başladı ve şöyle dedi. Eğer dedi Muhammed'de Allah'ın Hazretleri o da burada elimizden kaçırırsak onu o da dedi Medine'ye giderse Medine Müslüman başlarına geçerse dedi tabi etraftaki kabileler de Müslümanlar oraya gidince e, bir, bir devlet olabilir orada. Bu işte dedi Muhammed dedi, burada Mekke'de dedi, bir odaya kilitleyelim dedi böyle. Kapısını penceresinden kapayalım, yalnız yukarıdan küçük bir delik bırakalım. O delikten dedi, arda bir kuru bir parça ekmek atalım ona, biraz su atalım, orada ölsün gitsin. Bunu Mekke'ye, Medine'ye gönderemeyelim dedi. Şeytan lafa karıştı. Bu tedbir doğru değil dedi. Muhammed ne dedi, iman eden sahabeleri var. Onun henüz İslam'a gelmeyen haşim olur, yak akrabaları var dedi. Onlar bu durumu görürlerse buna sabredemezler, onu kurtarırlar. Başka bir önlem alın dedi. Bunun üzerine Hişran bin Amr ismindeki müşrik kafir. O şöyle teklifte bulundu. Dedi ki, bir dedi Muhammed'i dedi, Aleyhisselam Hazretleri'ne, elini, kolunu güzel sıkı sıkı bağlayalım, onu bir deveye bindirelim, onu dedi deveye bağlayalım, deveyi de kılınç ile bırakalım dedi. Bu dedi çölde, aç susuz kalarak ölür, ya da bunu hayvanlar parçasına bun dedi. Şeytan yeni lafa karıştı. Bu tedbir de doğru değil dedi. Onun sahabeleri, imaden Müslümanlar, onun yakınları bunu haber alırlarsa onu mutlaka bulur, kurtarırlar dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil denen o melun, o şöyle tekte bulundu. Dedi ki, en iyi çaremiz, tek hatta tek dedi seçeneğimiz dedi, Muhammed'i öldürelim dedi, öldürelim dedi. Peki ama kim öldürecek şimdi? Tabi işte ölüm girince peygamberimizin imana gelmeyen yakınları, akrabaları da var çok. Haşimoğulları. İş bu defa kan davasından dönüşecek. Mekke'de uzun bir zaman savaş tutacak. Dediler bunu kim öldürür ama? Şeytan bunu kabul etti. Tamam bu en iyi isabetli bu dedi. Ebu Celer'e kafir çok daha kötüye aklı eriyormuş. Şöyle önerdi. Dedi ki her kabileden dedi birer genç seçelim. Bu gençlerine bir kılıç verelim. Bunlar dedi Muhammed'e uyurken gece evine baskın yapsınlar. Her biri aynı anda ona kılıç vursunlar. Kim ördü belli olmaz. Dedi. Söde Haşim olar dedi. Bütün kabile savaşa aşamazlar savaş dedi. İç diyete dönüşür, iş kapanır dedi böylece. Bunu şeytan bunu doğru buldu bu görüşü. Orada ittifakla buna karar verdiler ve bu planlarını eyleme geçirmek üzere oradan çıktılar. Değişik kabilelerden en azgın ahlaksız gençleri seçtiler. Onlar bir kılıç verdiler. Ve akşam hava kararınca Peygamber Mübarek ev etrafını, etrafını çembere aldılar. Ne yazık ki Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb o da orada idi. Ebu Cehil oradaydı. Peygamber Mübarek evi sarıldı. Çembere alındı ve artık gece yarısı beklenmeye başlandı. Bunun üzerine Allah Teala Hazreti Cebrail'i peygamberimize gönderdi. Cebrail geldi ve şu ayeti kerime getirdi. Enfas, ayet getirdi. Enfal ayet 30'u. Sibilla ve yem keferu. Ilahir. Ve lan ki ya Habibim, ya Muhammedim Kafirler senin için bir mekir. Ve şöyle ki yemkür bir yine keferu. Kafirler, müşrikler sana mekir. Mekir aleyhinde gizlice bir eylem planı hazırlamak anlamına geliyor. Yani kafirler senin aleyhinde gizlice anlaşırlar. Sana bir tuzak kuracaklar. Bir eyleme geçecekler. Ve Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki Ya Muhammed dedi Allah artık emri geldi. Sen de bu gece buradan çık. Ebu yanına al. Medine'ye burada artık göç et git buyurdu. Cebrail Aleyhisselam tabi gitti. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Dedi ki Peygamber Hazreti Ali'ye ya Ali dedi. Durum böyle böyle evin etrafı çembere alınmış. Gençler eline kılıç evi gözetiyorlar. Yani evden kuş dışarı çıkıp uçup gidemez. Öyle sıkı bir ev çembere alınmış. Muhasa edilmiş. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ali dedi. Sen dedi bu gece benim yatağıma yat. Benim üzüm örtündüğüm yeşil bürde örtüyü üzerine ört. Onlar baktıkça pencereden Beni de görsen buyurdu. Ve peygamber buyurdu ya Ali hiç sakın kalbine bir şey gelmesin. Ondan sonra bir zarar veremeyecekler buyurdu. Ve peygamber şöyle buyurdu hastalığı ayrıca. Ya Ali benden bazı kişilerin emanetleri var evimde. Sen de sabah kalkınca bu emanetleri sahiplerine ver. Su arkamdan sen de Medine'ye gel. Orada buluşalım. Tabi takdir olmuş onlara. Kadere var. Bir peygamber, Allah'ın son peygamberi. Tabanı kim öldürebilir ki? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıkarken peygamberimiz en besmeyi çekti. Yaz okumaya başladı. Birin sayfası Bismillah Fehum la kadar. onlar la yubusürün onlar seni göremezler. Önlerine perde kıldık, arkana perde kıldık. Fe'ahu şeylaha hum, onları tufan kapladık kafet perdesiyle. Fehum <laughs> sürün Onlar seni göremezler. Peygamber Yasin'i bu okudu. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yerden bir avuç toprak aldı. Oran toprak kuru mil incedir gayet. Peygamberimizin bu tapanıcı saçtı, saçtı. Her birinin başlarına toprak doldu, gözlerine toprak doldu, ayakta bakar kör oldular. Peygamberlerin böyle geçti gitti. Peygamberimiz tabi göremediler. Biraz sonra o şeytan, Bellün lanet, lehin geldi. Baktı üstlerine üzerine taban saçılmış. Dedi ne yapıyorsun sizin burada? İşte Muhammed'i bekliyoruz. Uyusun da bir de gece yarısı olsun ki halk çekilsin. Ayak sesi çekilsin. Muhammed oradan kaçmış dedi bak. Üstüne bakın topa atılmış dedi. Baktılar topa üzerine şey. Pencereden baktılar dedi yatıyor Muhammed. O Muhammed değil dedi. İşe girdiler baktılar ki gerçekten yatan hasta Ali. Hasta halde kalktı doğruldu. Nerede Muhammed dediler? Ne bileyim ben dedi. Ne bileyim ben dedi. Hasta halde dokunamadılar. Allah korudu onu, Melon'u korudu onu, dokunamadılar ona. Fakat müşrikler çıldırdı. İntikam duygusuyla evini sarmışken, çembere almışken onu ellerinden kaçırmanın verdiği eziklik, aşağılık ona çıldırtıyor. Bunun üzerine başta aramaya. Etraf aramaya başladılar. Mekke'yi arama başladılar, bulamadılar. Ebu Cehil kafiri özel adamlar gönderdi. Bir duyuru, bildiri yayınlattı. Kim ki Muhammed'i dedi. Ali Hazretleri'ni ölü ya da diri yakalarsa ona yüz deve ödü vereceğim buyurdu. Bunun üzerine ta imana gelmeyenler kılıcını kapan, baltayı kapan, eline sobaya kapanlar, azgınlar, o çabucular, o teröristler etrafı arama başladılar. Mekke'nin her tarafı didik didik arama başlandı ve bulamıyor tabi. Peygamber doğruca Hazreti Ebu gitti. Ona haber verir durumu. Rabbim'in emir izin geldi. Devam edeceğiz diye. Hazreti beraber Mekke'den çıktılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Mekke'ye aşağı yukarı yayan bir saat mesafesi uzakta olan bir dağ. Sevir Dağı denen bir dağ. Orada bir mağara varmış. Oraya gittiler Peygamber beraber. Mağaraya gittiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir'le beraber mağaranın kapı içeri girince mağaranın kapısı böyle büyük değil böyle. Küçük bir şey. be Ancak insan oturarak böyle içine girebilir. Dar bir kapı. Peygamberimiz mağaraya girince hemen Allah'ın izniyle bir örümcek geldi. Mağaranın kapısına aa, örmeye başladı. Çok kızdı. Çalıştı, çalıştı. Sık 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 sık, sık. Bir ağ, ağ gerdi. O arada bir kuvvetli bir rüzgar esti. Bütün tozdur ağa geldiler sanki eskiden beri orada bir, bu ağlar varmış gibi böyle. Kat kat ağda olmuş, oluş bir gibi oldu. O arada iki de yabani güvercin geldiler, çift güvercin geldiler. Hemen ağzına bir yuva yaptılar ve dişi gülü orada yumurtladı da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaraya girince Hazreti Bekir dedi ki ya Ebu Bekir çok uykusuzum. Biraz uyuyayım bir şey ben diyordu. Tabi peygamber de insan beşerdir. O da havayı solur, suyu içi ekmek diye yatağı uyur tabi. Hazreti Bekir dedik ki Allah Resulallah ne olur ya Resulallah dedi. Taşla yatma da benim dizime başını koy dedi. Peygamber Hazreti Bekir'in dizine başlığını koydu. Peygamber uykuya daldı. Ebu Bekir baktı ki yanı başına bir delik. Ki o yörede genelde mağarada yılan çıkarmış. Akrep çıkarmış, çiyan çıkarmış böylece. Hazreti Bekir o delikten, ki yılan deli olduğunu tahmin etti. Oradan yılan çıkıp da aniden Peygamber'e zarar vermesin diye mübarek ayağının topuğunu deli tıkat dayadı. Yani topuğuna. Çıplak ayağına dayadı. Ayağına yok mu bir şey? Biraz sonra tahmini doğru çıktı o diyerekten bir yılan. Hazreti Bekir'in ayağına başladı dokunmaya. Yılan başı. Dil efendim başladı yalamaya. Hazreti Bekir tabi yılan. Ayağını başladı yalamaya falan. Başına dokunma başladı. Fakat sabediyor, Ayağını çekmedi. Bu defa yılan ısırmaya başladı. bunun ayağını ısırma başladı. Tabi Hazreti Bekir'in çok ama çok canı yandı. Yılan ısırıyor bir taraftan büyük da. o kadar canı yandı ayarını çekmiyor ama Resulullah zarar gelmesin diye ayarını çekmiyor elinde olmadan gözünden bir yaş damladı gözden damlayan yaş Peygamber'e yanağına geldi yanağına geldi peygamber uyandı baktı ya Ebu Bekir ne ağlıyorsun ne oldu e, yok bir şey arası, yok hayır söyle ne oldu? Ya Resulallah bir yılan ayağımı ısırıyor da ama ayağımı çekmişse zarar vermesin diye. Peygamberimiz oturdu. Buyurdu ki ya Ebu Bekir ayağını çek oradan. Ayağını çekti. Yılan çıktı. Şöyle böyle. Yeri yılan çıktı. Dikildi de böyle. Peygamberimiz'e bakıyor yılan. Peygamberimiz yılana kızdı. Ya yılan Niye sen Ebu Bekir'imin, bu eshabımın, sahabemin ayağını ısırdın? Niçin böyle yaptın? Yılan tabi Allah'ın izniyle direk geldi. Bir peygamber de konuşur. Taşla da konuşur, peygamber konuşur. Yılan şöyle dedi. Ya Allah. Bundan yıllarca önce ben bir mağaraya girmiştim, gölgelenmeye girmiştim mağaraya, din israata girmiştim. O anda bir grup melek bir grup melek bu mağaraya geldiler mağaraya tavaf ettiler dolaştılar melekler şöyle konuştular kendi aralarında ahir zaman peygamber gelmesi yaklaştı o Mekke'den çıkacak hicretli esnasında üç gün burada kalacak diye konuştular ben de meleklerin ağzından ahir zaman peygamberi Hazım Muhammed ismi duyunca sen ismine aşık oldum ya Resulallah. diyor yılan diyor. İsmini aşık oldum ya Allah. O günden beri bu marda bekliyorum bekliyor Allah. Ancak işte aç kalsam biraz gidiyorum. Biraz su içmeye gidiyorum. Burası seni bekliyor ya Allah. Tam senin böyle nurun baktım karşıdan geliyor ya Resulallah. Kokun geliyor ya Resulallah böyle. Tam sevindim. Fakat Eyvun Bekir ayağını koydu senin cemalini görmeye engel oldu bana ya Resulallah. dokunmayan dokunmaya yani çeksin diye çekmedi. Dilinle yaladım çekmedim. E ne yapayım ya Resulallah zorunluluk durumdan dolayı ısırmayan çeksin diye ya Resulallah. Ne olur hakkı inersin bana. Hazır bir hakkını tabi. Yılan da tekrar yuvasına çekildi. Peygamberimiz mübarek tükürü aldı. Hazır bir ayağını sürdü. O da iyileşti tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üç gün, üç gece o mağarada kaldı Ebu Bekir'le birlikte. Tabi sabah oldu şimdi. Ne gece geldi buraya. Sabah oldu şimdi. Bütün gece arama fari Mekke etrafında. Bulamayınca Mekke mükerremede yaşlı biri varmış. Ayak izini izlemede çoğu işin uzmanıymış. Hiç şaşmazmış bence. Öyle kişiymiş. Bunun üzerine bunu buldu Ebu Cehil. Bir para karşılığında tutular, Bu kişi Peygamber evinden çıkışını Aziz Bekir'in evine gidişini orada mahalle kadar gelişini ayak izini izleyerek mahalle kapısından geldi. Geldi. Ve işte dedim Muhammed burada dedim. Übey bin de vardı oradaki grubun başında. Übey dev üzerinde yukarıdan baktı. Übey şimdi güldü. Alay etti o kişiyle. "Artık sen bunamışsın." dedi. "Biz seni bu işin uzmanı diye payla tuttuk ama sen bunamışsın." dedi. "Baksana şu bana ağzına." dedi. "Daha Muhammed doğmadan önce örümcek buraya ağ germişler." Ee, kuşlar yumurta yapmış gibi yapmışlar buraya. Muhammed daha gece çıktı, çıktı evinden. Eğer buraya girseydi bu yuva bozulurdu buyurdu. Böylece. Bozulurdu buyurdu. Tabi eğilip baksalar görecekler. Eğilip bakmadılar. İşlerinden bazılarının aklına geldi ki canım ne olacak? Buraya kadar gelmişken hazır bir bakalım diyecek oldular. Fakat Üvey bin Halef denen o çok bencil yapılı o müşrik kafir, onlara da alay etmesin diye bunu diyemediler tabi. Dedi etmedi. Ama o anda Hazreti Bekir tabi, onları görüyor Hazreti Bekir, eyvah ya içeri girerlerse tabi kendi canı felah edecek. Ama bir şey yerine gelmeyecek ki. Resulullah'tan onun adına ürperiyor. Çok korkmaya başladı. dağlar müşrikler. Vakti Peygamber Bekir çok sararmış böyle korkmuş. Dedi ya Bekir ne oldu sana? Ne oldu? Ah yarısı Allah. Şöyle bir ile basardı bizi görürlerdi ya Allah. Korktum sana zarar gelmesin diye. Peygamber şöyle buyurdu. Sebebillah la tahzen innallah meana. Ebu Bekir üzülme, hüzün durma. Bak, Allah bizle beraber. Ben hak peygamberiyim, son peygamberiyim. Bugün tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak, İslam devletini kuracak. Evet. Bunlar olacak bunlar. Tabi dağıldı kahvede gittiler. Üç gün sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu beraber develeri iki deve vardı. Özel bunlara gelecek, üç kısa girecekti. Bir kılavuz tutmuşlardı, rehber. O da geldi. Bunlar binler develere peygamberle beraber sahil yolunu takip ederek yani normal Mekke'nin kullandığı Medine yolunu değil de peygamber Kızıl Denize doğru peygamberimiz sahil yolunu peygamberimiz kayarak izini değiştirerek yol devam başladılar. Şimdi burada aklımıza bir nokta takılabilir. Bir peygamber, bir peygamber. Acaba neden böyle mağarada saklanıyor? Neden böyle düşmandan kaçıyor, gizleniyor acaba? Neden böyle yapıyor acaba? İstese bir anda oraya gidemez mi oraya? Gider mutlaka. Gider ama neden böyle oluyor? Peygamberlere ümmetinin tayin olması farz oluyor muhtemelen farz oluyor. Hicret yani göç ki kıyamete geçerli bu. Bir Müslüman bulunduğu ülkede kıyamete kadar İslam'ı yaşayamasa baskı, zulüm dolayısıyla İslam'ı yaşamasa ona hicret farz olacağı için Peygamberimiz de bunu yapması gerekiyor. Yapması gerekiyor. E, Peygamberimiz bir anda mucizeyle gidiverse tabi ümmet tabi olamazlar. Mesela Peygamberimiz gecenin kısa bir döneminde Mekke'den Kudüs'e gitti, Meşri gitti, oradan göklere çıktı, cenneti gezdi, tekrardan de Kudüs'e geldi, tekrar Mekke'ye geldi. Geçiren bir anında, Miraç'ta. Ama bu Miraç olay ümmetine farz değil. O Peygamberimiz'e özeldi. Özeldi. Ama hicret ise bütün o, o dönemdeki Müslümanlara farzdı. Onlara farzdı. Her zaman bu farzda bir geçerli tabi kıyamete kadar. Bunun için peygamberin yaşanması lazım ki on tabi olunacak. Sonra peygamberler ve evliyalar. Onlar istediği zaman mucize gösteremezler. Keramet gösteremezler. Allah izin verirse Allah mucize o zaman yaratır. Allah evliyaya o zaman kerameti verir. Bir evliya da istediği an kerameti yapamaz. Gösteren haberi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız ne var ki Allah'ın korumasında. Bu da tabi peygamber olduğu için onun bir ayrı bir özelliği var. E bundan da bir nevi bir mucize olmuş oluyor insanlara karşı da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde deniz yolu sahilinden Medine oraya giderlerken tabi diğer yandan müşrikler çıldırmışlar. Artık kinlerinden muazzam kendi kendilerine çıldıracaklar müşrikler. Elimizden kaçırdık diye yakalamak için Ebu Cehil etrafı bütün kabilelere haber gönderiyor. İşte kim Muhammed'i ölü veya diri yakalarsa yüz deve ödül vereceğim diye. Beni müdüş kabilesinden Suraka denen bir kişi varmış. Suraka denen. Tek başına yüz kişiye bedelmiş. Güçlü, kuvvetli, kılıç kullanmasını bilen, gözü pek cesaretli bir kişiymiş. Bu Suraka'da yüz deve ödül alacağını düşününce hem atına biniyor. Bu defa sahil yolundan Peygamberimiz arama başlıyor. Peygamberin devel önünde o bekir arkasına yedi. Diğer devlet ayrı iki kişi vardı. Peygamberimiz tabi hiç güne bakmıyor giderken bir yol peygamberimiz. Peygamberimiz de koron okuyordu giderken yolda. Hazreti Bekir aynı devede arkasında o sürekli yolu gözüyordu böyle. Bir sağa bakıyordu, bir sola bakıyordu, Arka dönem bakıyordu, yolu gözüyordu. Bir ara Hazreti Bekir arka baktı, Surakay'ı gördü ve tanıdı. Dedi, Ya Allah. Arkamızdan gelen Sürakay altta geliyor Ya Resulallah. Ne yapacağız? Peygamber gene gülümsedi. Ya Bekir, Allah bizimle beraber ya, ne yüzünü duyuyorsun? Bize Mevlam emir verdi, gidin derten Bir gidiyoruz. Bu yapacağını bilir. Hemen anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Şöyle bu peygamberimize Ya Allah Rabbim sana şöyle buyurdu ki yer toprak emrinde. Emrinde. Emret neyse yapsın toprak. Derken süraka sürati gidiştim atı ir yarı, atı da ir yarıymış. Elbette geldi. Yüz deve ödü alacağım derekten sevinciyle artık yakaladım diye peygamber yaklaşınca bağırdı. Ya Muhammed sevmeden kim kurtarabilir? Peygamber döndü gülümsedi. Allah dedi. Allah kurtaracak. Kurtarsın bakın Allah sen dedi. Peygamber toprağı emretti. Ya toprak tut bakalım sen şunu. Hemen toprak yarıldı. Sürakan'ın atı dizine kadar toprağa gömüldü. Sürakan ayakları da yanında onların toprağa gömüldü. Toprak bunları sıkma başladı. Mengene gibi. at sıkılıyor. Hem sonra ayaklarının kemikleri çatıyor diyor. Sıkılıyor. At tabi bağırmaya başladı. Sürakan ayakları kemikleri çatlamaya başladı. Suraka korktu. Ya muhabbet ne olur dua et. et Allah'a. Beni kurtarsın sana bir şey yapmayacağım. Peki. Ya toprak bırak Suraka'yı. Hemen tabi açıldı. At bir fırladı çıktı dışarıya. Suraka bir peygamberimize baktı. Ebu Bekir'e onlara baktı ki ona göre onlar çok basit küçümsedi onları böyle. Avucundan bir gördü. Yine bir hamle yapmak için aniden baskın şeklinde yakamaşı peygamberimizi peygamber toprağa tut onu gene böyle yani toprak bu daha derine daldı. Üç sefer bu olay yaşandı. Her seferinde daha derine daldı. Artık üçün üstünde baktı suraka hayatı kenara tehlikede artık kardeşi. Bu gerçek peygamber mucizeyi gördü. Dedi ki ya Muhammed dedi artık inandım. Sen gerçek peygambersin. Artık sana kesin söz veriyorum, sana sadık kalacağım. Peygamber bıraktı onu. Dedi ki Suraka, ya Muhammed dedi, izin ver dedi, ben seninle beraber geleyim, senin koruyucun, muhafızın olayım dedi böyle. Senin koruman olayım ben görünlüdü yarısı Allah. Senin koruyayım ben dedi. Peygamber buyurdu ki ya Suraka, benim korumaya ihtiyacım yok ki dedi, Allah bana yeter. O beni koru dedi. Ama sen dedi ileride Medine girersin. Şimdi gelme dedi. İleride bu İslam Medine ye yerleşecek, kökleşecek, etrafa yayılacak, dünya hakim olacak. İleride sen de Medine ye girersin, yerleşirsin oraya. Ve Surakör'de bir emanname güvence de verildi. Deri yazılı verildi. Ve Mekke'nin fethi gününde Surak'a gelip Müsl o zaman imana yeni baştan geldi orada. İşte benim muhterem sevgili kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü bu şekilde Mekke'den çıkıp Medine giderken bir mahalle geldi. Cuhve denilen yer. Cuhve denilen bir yer. Mekke'ye daha yakın, Medine'ye daha uzak. Oraya gelince, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri döndü arkasına Mekke'ye doğru baktı. Tabii Cuhbe'den bugün Rabuk deniyor oraya şimdi deniyor şu anda. eski ismi Cuhbe, yeni ismi Rabuk deniyor oraya. Peygamber bu oradan Mekke'ye görülmüyor orada ama Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri orada arkasına döndü Mekke'ye doğru baktı. Tabii vatanı. Dedelerinin babası annesinin doğduğu büyüdüğü yer. Kendisinin doğu büyüdüğü yer. Ama müşriklerden dolayı hem sahabeleri hem ki oradan çıkmaz zorunda kaldı. Ne de olsa bir vatan hastesi tabii. Peygamber işini bir yaktı. Peygamber e doğru bakınca hemen Yüce Mevlamız Cebrail'i gönderdi Mevlam. Cebrail geldi şu ayet getirdi. Esnebillah innellezi innellezi o Allah kesinlikle fel aleyke fer aleykel Kur'an fer aleykel Kur'an işte o Allah gücü alı cilalü sana Kur'an'ı farz kılan konu yani Kur'an'ı okumayı Kur'an-ı tebliğini Kur'an-ı yaşantısını Amir etmeyi sana farz kılan Yüce Allah var ya evet Lera dükü ilame a. Ah, tekrar seni Mekke'ye döndürecek. Döndürecek. Hem de Mekke'yi fethederek böylece. Mekke'nin fatihi olarak böylece. Mekke'yi fethedeceksin. Allah seni tekrar Mekke'ye döndürecek. İşte bugün senin hakkında seni kovalayanlar öldürmek amacıyla seni arayanlar var ya var ya onla öndüş yıkacaklar. fethedeceksin. Allah tekrar döndürecek. Kasa Suresi ayet 85'te Fatih-i Kerim'e Peygamber orada Allah şükretti, sevindi ve oradan Medine'ye doğru yoluna devam etti. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri tabi daha yolda çok olaylar oldu muhtemelen böyle. Çok mucizeler yaşandı Bu arada. İnşallah nasip olsa inşallah pazar günü inşallah devam ederiz Allah izin verir inşallah Peygamberimizin Medine'ye gelişi o bir başka bir olay muhtemelen. Yani Mekke mükerremede Müslümanlar ancak bir cemaattiler. Azınlık bir cemaat Mekke'de. Kafirler, müşrikler çoğunlukta, kesette. Yetki onlarda, makam onlarda, her şey onun ellerinde, güç ellerinde. Müslümanlar Mekke mükerremede azınlıkta zayıf bir durumda değiller ancak bir cemaat halde Elhamdülillah Medine Münevver'de bu İslam cemaati ilk olarak yeryüzünde İslam devletine dönüştü elhamdülillah. Bunun için hicret olayı İslam'da önemli bakın. Yani Müslümanlar Müslümanlar Peygamberimizin doğumunu tarihe baş almamışlar da hicreti almışlar. Çünkü hicrette ne var? Hicrette Mekke'deki o azını dönemi bitiyor. Çile dövrü dönemi bitiyor. O cemaat dönemi bitiyor. Elhamdülillah Mekke mükerremede İslam devleti kurulacak elhamdülillah. Müslümanlar özgür olacaklar. Hazreti Bilal Allah'a diye bağıracak minarelerde elhamdülillah. Beşit yapılacak. Müslümanlar cemaat ile namaz açık kılacaklar Medine de İnşallah nasip olacak pazar günü inşallah. Tabi gece inşallah, gece sunu inşallah. Peygamberimizin Medine gelişi, Peygamberimizin Medine Mümer'de karşılanışı, karşılanışı, o tabi daha bir başka. Yani şöyle bir şey yapalım, düşünelim muhteremler. Mekke müşrikleri azgın canavarlar peygamberimizi öldürmek için arıyorlar ortaya ödüller koyuyorlar bütün çabucuları sapıkları ellerinde sopalar taşlar kılıçlarla peygamberi arıyor, öldürmek için arıyorlar ama diğer yana Medine Medine'de de peygambere bekliyorlar peygamberimizin bir çıktı haberi Medine'ye ulaşmış Mekke'den gidip Medine'ye yerleştiren muhacirin özellikle böyle şey. O peygamber sohbetine alışanlar böyle. Gurbet ellerinde, vatan hasretinin yanında, onun da ötesinde peygamberden yoksun kaldılar Medine münevverede. Ve akabe biatında peygamberi gören Medine Müslümanlar, sahabeler, o peygamber aşkıyla yananlar, bir de Medine'de İslam kabul henüz peygamberi görmeyenler o görmeyen gözler peygamberimizi her biri Medine mevlerde gözleri hayalli yollara bakıyorlar böylece. Allah hikmetine bakın böylece. Elhamdülillah. İnşallah nasip olsa pazar günü inşallah peygamber Medine'ye gelişi. İnşallah hicri yıl. Nasip olsa inşallah yarın akşam yılbaşı inşallah, İslam'ın bütün İslam aleminde, yılbaşı elhamdülillah, İnşallah nasip olsa Cumartesi günü bir Muharrem 1425 yılına girmiş oluyoruz hicretten. Allah İslam'ı hayal etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.